Mersin'de 1500 yıllık zeytin ağacı meyve verdi. Yüzlerce yıllık yaşına rağmen mucizevi bir biçimde zeytin veren ulu ağaç, bizlere bu kutsal meyvenin mitolojideki yerini anımsattı. Zeytin tıpkı elma gibi bütün dinlerde ve mitolojilerde önemli bir yere sahip. Düşmana zeytin dalı uzatmak ne demek? Sorunun yanıtı Yunan mitolojisinde gizli. Yunan mitolojisine göre Zeus, kendisine en değerli hediyeyi verene kentin koruyuculuğunu verecektir. Bunun için bir yarışma açar. Denizlerin tanrısı Poseidon, Zeus'a uzak diyarlara dahi uçarak gidebilen ve savaşta yenilmeyecek bir at armağan eder. Athena ise zeytin ağacını. Zeytin ağacının muhteşem görüntüsü karşısında başta Zeus olmak üzere tüm tanrılar, tanrıçalar büyülenmiş ve ağacın kutsallığı karşısında dona kalmışlardır. Zeytin ağacından çok etkilenen Poseidon, kazanma hırsına rağmen Athena'nın üstünlüğünü kabul eder. Bunun üzerine Athena, zeytin ağacından bir dal kırıp Poseidon'a verir. Böylece aralarındaki düşmanlık, zeytin ağacının rakipsiz güzelliği karşısında yok olur. Athena'nın ismi ise Athena kentine verilir. İşte düşmana zeytin dalı uzatmak deyimi neredeyse tüm dillere tam da bu mitten geçmiştir. Çünkü zeytin ağacı düşmanınızın dahi kıyamayacağı güzellikte ve kutsallıktadır. İşte bu mit gerçek oldu. Mersin'de Mezitli Demokrasi Meydanı'na taşınan 1500 yıllık zeytin ağacı meyve verdi. Adeta bir tabloyu anımsatan ağacın dallarındaki zeytinler görenleri hayrete düşürüyor. Alın ağaç. Çürük, zeytin. Etrafı çitle korunan 6,5 metre çapındaki olağanüstü güzellikteki ağaç mucizevi bir şekilde zeytin vermeye başladı. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 2017 yılında anıt ağaç olarak tescillediği ağaç çevrede ilgi odağı haline geldi. Demokrasi Meydanı çok güzel. Yani düzenlendiğinde de çok hoşuma gitmişti. Ben zaten bu çevrede oturuyorum. Bakımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan görkemli ağaç tüm ihtişamıyla doğanın mucizesini ispatlarcasına yaşama döndü. Yaklaşık 1500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen doğal anıt, bölgedeki en yaşlı ağaç. Mezitli Belediyesi ağacın yanında sanat durağı oluşturulmasını planlıyor. Doğa bizlere bir kez daha mucizesini gösteriyor. Siz ona bir adım giderseniz, işte tıpkı bu ağaç gibi o size meyve verir.